Hakkında bomba gibi bir yeni bölüm fragmanı geldi. Önceki videolarımızda yaptığımız analizler bir gerçekleşiyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Fragmanda neler oluyor ve bize neler anlatılmak isteniyor? Fragmanda gördüğümüz gibi Seyran'a çok kötü işkenceler yapılıyor. Peki bu sahneler gerçek mi? Yoksa bunların hepsi Ferit'in rüyası mı? Gizemli kadın Seyran'ı Hattuç'tan intikam almak için kireçli kuyuya mı atacak? Fragmanda Seyran'ın karanlık bir odada arkasında sedye olduğu ve karnını tuttuğunu görüyoruz, yoksa gizemli kadın ve Akın Seyran'ın hamile olduğunu anlayıp bebeğe zarar mı verdiler? Ferit Seyran'ı ne zaman kurtaracak? Gene Turunç dizi farkıyla bomba gibi bir analiz videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım ki bomba gibi bir fragman geldi ve neredeyse önceki videolarımızda anlattığımız tüm analizlerimiz gerçekleşiyor. Şimdi öncelikle yeni gelen fragmanı analiz ederek başlayalım. Fragmanda Seyran'a işkence yapılan sahnede gizemli yüzü kapalı kadının, yani Mezide'nin, Seyran'ın sırtına bir şey döktüğünü görüyoruz. Seyran'ın sırtına ne dökülüyor? Burada birkaç ihtimal var. İlk olarak bildiğiniz üzere geçmişte Hattuç gizemli kadının, yani Mezide'yi bir kireç kuyusuna attırmıştı. Ve bundan ötürü Mezide'nin tüm vücudu yanmıştı ve hatta o yüzden bu kadın sadece yüzünün gözüktüğü çarşaflar giyiyor. Benim düşüncelerime göre Hattuç yüzünden tüm vücudu yanan bu kadın intikam olarak Seyran'ın sırtına bir şey döküyor ve Seyran'ın sırtı komple yanabilir. Zaten fragmanda gördüğümüz gibi kadın yavaş yavaş Seyran'ın sırtına döktüğünde Seyran acıdan bağırıyor ve ağlıyor. Gizemli kadın, yani Mezide, birkaç damla döktükten sonra "bak sen bu kadarına bile katlanamıyorsun, dayanamıyorsun. Ama benim bütün bedenim senin halan yüzünden yandı" tarzında bir konuşma yapacak diye düşünüyorum ve zaten bu yüzden de gülüyor. Ama şunu söyleyelim ki Mezide Seyran'ın sırtını komple yakmayacak, sadece birkaç damla dökecek. Diğer yandan önceki videomuzda yaptığımız analizde Seyran'ın saçının kesilebileceğini söylemiştim ve tam söylediğimiz gibi de oldu. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Seyran'ın saçı kesilmiş durumdaydı. Diğer yandan bize çok sorulan sorulardan biri ise, fragmanın son sahnesinde Ferit'in bir fabrikadan çıktığını görüyoruz. Burası birçok kişinin kafasını karıştırmış. Ferit orada Seyran'ı mı buldu, orada Seyran'a mı bakıyor diye. Benim düşüncelerime göre Akın ve Mezide bir şekilde Ferit'i daha çok çıldırtmak için Ferit'e yanlış konum vermiş. Ferit ise o fabrikaya gittiğinde Seyran'ı bulacağını sanıyor. Ama orada buldu zannederken orada olmayacak Seyran diye düşünüyorum. Yani bu arada fragmanda gördüğümüz kadarıyla Seyran'a yapılanlar fragmanda gördüğünüzden ibaret değil. Yeni bölümde açık söylemek gerekirse oturup ağlayacağız diye düşünüyorum. Çok duygulu bir bölüm bizleri bekliyor. Dizimizin senaristi Mehmet Barış Güngör de Instagram'da yaptığı bir paylaşımda gözünden gözyaşı akan bir fotoğraf paylaştı. Bu da demek oluyor ki bölümde Seyran bizi çektiği acıyla adeta mahvedecek. Seyran gerçekten bunları asla hak etmedi. Halasının yaptığı şeylerden dolayı onun böyle acı çekmesi gerçekten hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil. Bana katılanlar lütfen yorumlarda kendilerini belli etsinler. Diğer yandan çok önemli bir soruya daha cevap vermek istiyorum. Seyran'a yapılan işkenceler Ferit'in rüyası mı? Gerçek değil mi? Yorumlarda birçok yerde gördüğüm kadarıyla birçok kişi Seyran'a yapılan işkence sahnelerinin gerçek olmadığını, Ferit'in rüyası olduğunu düşünüyorlar. Hatta Ferit şeker komasına giriyor ve Seyran'ı o şekilde işkence görürken hayal ediyor. Peki bunun olma ihtimali var mı? Arkadaşlar, benim düşüncelerime göre bu sahneler Ferit'in rüyası falan değil, gerçek. Çünkü en başta zaten Ferit Mezide denen gizemli kadını tanımıyor ve görmedi. Bu yüzden dolayı bu şekilde detaylı rüyasında göremez. Seyran'a yapılacak işkence sahnelerinin tümü gerçek, bize güvenin. Ve şunu da söyleyelim ki Seyran yeni bölümde veya en geç 67 bölümde bulunacaktır. Biz hala yaptığımız analizin arkasındayız. Birçok kişi fragmandan sonra Seyran'ın kurtulmasının çok uzun süreceğini düşünüyor. Ancak Seyran hemen bulunacak. Ama şöyle bir şey var, yeni bölümde Ferit tüm bölüm boyunca Seyran'ı arayacaktır ve birkaç kez başarısız olacak, hemen bulamayacak. Ama en sonundaki muhtemelen bölümün son sahnelerinde Ferit bulunacaktır diye düşünüyorum. Geçen analiz videomuzda Halis'in Ferit'in Seyran'ı aramasına engel olacağını söylemiştik. Bu dediğimiz de gerçekleşiyor. Şöyle bir şey var, şimdi Ferit gidip Seyran'ı aramak isteyecek, onu kurtarmak isteyecek. Ancak Halis Ferit'in de can güvenliğinden endişe edeceği için Ferit'i yalıya kapatmak isteyecektir. Ancak tabii ki Ferit Seyran için dedesine racon kesecektir. Peki Seyran'ı Kaya mı bulacak yoksa Ferit mi bulacak? Diğer yandan ortalıkta dolaşan bilgilerde herkes Seyran'ı Ferit'in değil de Kaya'nın bulacağını söylüyorlar arkadaşlar. Bu gerçek değil, Seyran'ı tabii ki de Ferit bulacaktır. Ama geçen videolarımızda da dediğimiz gibi Kaya sonuna kadar Ferit'in yanında olacak, destek olacak ve Ferit'e yardım edecek, bana güvenin. Diğer yandan Ferit'in yeni bölümde Kazım'la bir sahnelerinin olduğu görülüyor.
Bu sahnelerde Ferit ve Kazım yüzleşmesi yaşanacak. Ferit Kazım'a "sen kızlarını sattın Seyran, senin yüzünden bu halde" diyecek. Kazım ise Ferit'e "sen Seyran'ı koruyamadın" diyecek ve burada Ferit'in suçluluk psikolojisi travması başlayacaktır. O sırada Seyran hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kalacak ve açık konuşmak gerekirse bu olaylardan sonra Ferit ve Seyran'ın hayatında çok ağır ve derin yaralar açılacaktır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, asla karamsar ve umutsuz olmayın. Evet, Ferit ve Seyran çok zor şeyler yaşayacaklar, ancak zamanla birbirlerini yaralarını saracaklar, birbirlerine tutunacaklar, birbirlerinde güç alacaklar, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklar. Ferit ve Seyran gerçekten çok mutlu olacak, bana inanmanızı istiyorum. Suna Asuman İfakat. Hiçbiri Seyran ve Ferit'in ayıramayacaklar ve onlara zarar veremeyecekler. Seyran'la Ferit birlik olup Oyalı'nın hanımı ve beyi olacaklar. Ve sırasıyla İfakat'in tüm yaptığı kötü işleri ortaya çıkaracaklar ve en sonunda İfakat'i Yalı'dan kovacaklar. Zaten açık konuşmak gerekirse İfakat Yalı'dan gittikten sonra Yalı'da büyük bir tehlike ortadan kalkacaktır. O Yalı'da yaşanan tüm kötü şeyler neredeyse İfakat'in başının altından çıkıyor. Diğer yandan Asuman da bu Yalı'da tehlikeli biri olmaya başladı. Biz ilk başta Asuman'ı Fuat'ı kaybettiği için üzgün, herkese saygılı ve kendi halinde biri sandık. Ama Asuman'ın içinden çok başka biri çıktı. Yalı'dan gitmesi gerekenler en önemli iki kişi İfakat ve Asuman'dır. Zaten daha önce de dediğimiz gibi açıkçası sezon sonuna doğru Hattuç'un öleceği ve ölürken vasiyet olarak Yalı'yı Seyran ve Ferit'e bırakacağını düşünüyoruz. Zaten o noktadan sonra Seyran Yalı'nın sahibi olacağı için İfakat de Asuman da etkisiz hale geleceklerdir. Açıkçası şimdi bir konuda Yalı Çapkını dizimizin senaristine eleştiride bulunmak istiyorum. Ökeşleri bildiğiniz üzere Kazım çağırmıştı. Kazım çağırana kadar Ökkeş ve ablasının dizide ismi bile geçmiyordu. Sonra Ökkeş Kazım'ın başına kötü şeyler gelince çıkıp geldi. Bundan önce Ökkeş ve ablasının aklı neredeymiş ki intikam almak için yıllarca beklemişler de şimdi çıkıp gelmişler. Mezide denen gizemli kadının aklına şimdi mi intikam almak gelmiş? Sonuçta Korhanlar da Şanlılar da tanınan aileler ve yerleri, her şeyi belli. Yani bu kısımda maalesef senaryo biraz mantıksız olmuş diye düşünüyorum. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazınız. Ayrıca Ökkeş ilk geldiğinde Hattuç onu nasıl tanımadı ki? Sonuçta Hattuç onun kardeşini kireç kuyusuna atmış ve böylelikle aralarında bir kan davası olması gerekirdi. Ama Ökkeş aksine Şanlıların dostuymuş gibi lanse edildi. Acaba Hattuç Mezide'nin öldüğünü mü düşünüyordu da böyle rahattı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazınız. Akın o kadar saçma bir yerden intikama dahil oldu ki, neye hizmet edecekse ettirilip bir an önce cezasını bulmalıdır. Uzatmak seyircinin sabrını zorlamaktan öteye ne yazık ki şu aşamada gidemiyor. Seyran'a bir şey olsuncular, akınsız da Seyran o karanlık günlerin izlerini yaşayabilir. Yanında Ferit bunlara tanık olarak geçmişten bu yana olan şiddetin, aç bırakmaların, kapatılmaların izlerini onun ruhunda görebilir. Aynı şekilde Seyran'ın da Ferit'e zindan edilen Yalı hakkında ipuçları toplaması sağlanabilir. Hattuç'un ve Halis'in dinamikleri artık geniş açıdan güzel yazılmalıdır. Yaptıkları hataların bedelleri iyi işlenmelidir. Soyadı uğruna yapılanlar, bekleyerek katlanılanlar, sandık sarısı çeyizler, kaçan hayatlar, giten umutlar nedir? İzleyeni de hayatı sorgulatacak tonda duayen isimlere emanet edilmelidir. İnanın spor hocası için azar geçmekten daha büyük etki yaratır. Orhan'ın bunalımı, gençliğinden bu yana hapsolmuş kimliği, babasına olan kini, çalınmış hayatı, aşksız yaşaması, iyi baba olmamasının ardındaki gerçekler teker teker açılmalıdır. İnsanlar Ferit'in saçını bir gün bile okşamamış bir babanın, ağlayarak benim yüzümden diye çocuğunun etekleri altına saklanmasını değil, o çocuk düştüğünde neden babasına sarılamadığını izlemekten inanın daha çok etkilenir. Fragman analiz videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca kanalımızda diğer Yalı Çapkını analiz videolarımıza da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.